Şimdi bizim bir parti olarak açmazımız vardı. İşte varoşlara gidemiyoruz, çiftçi yok. Fabrikaya gidemiyoruz, işçi yok. Yoksul yok. Elit sınıf bizi destekliyor. Din düşmanı deniyor vesaire vesaire. Bunu çoğaltabiliriz. Bunlar çok önemliydi. O cam tavanın oluşmasında. Bu dönem 2019'dan sonra farklı bir şey oldu. Sadece çok iyi belediyecilik değil, çok iyi şehircilik anlayışıyla yapılan belediyecilik değil. İnsanlara dokunuldu, farklı bir dille konuşuldu. Çok siyaset konuşmadı belediye başkanları halkla. Ya ideolojisini çok öne çıkarmadı. Bir milliyetçiliği referans alır, bir diğer muhafazakarlığı, bir diğeri Atatürkçülüğü, laikliği vesaire. Belediye başkanları ona bakmadı. Milliyetçisine de, muhafazakarına da, Atatürkçüsüne de gitti, dokundu. Tarımcısına tarımsal destek yaptı. Vahap Seçer bunu yaptı. Vahap Seçer 10 TL'ye yemeği 48 noktada siyasi görüşü ne olursa olsun herkese yaptı. Mersin'de öğrencilere otobüs ücreti 1 TL'dir. Bunu herkese yaptı. Demedi ki CHP'liler otobüse sadece binecek. Ya da hamile kadınlara süt gönderirken dezavantajlı mahallelerde çocuklara okullarına atıştırmalık gönderirken ya da süt gönderirken bir ayrım yapmadı. Tarımsal desteklerde pide fidan hayvancılık destekleri yaparken de yapmadı. Bu köyden bize o çıktı ya da çıkmadı ayrımı yapmadan bunları götürdü. Ve her şeyden önemlisi doğaldır. Belediye başkanı vatandaşa en yakın siyasetçidir. Ne bakandır, ne milletvekilidir, ne cumhurbaşkanıdır. Vatandaşa en yakın seçilen, seçilmiş belediye başkanıdır, muhtardır, belediye meclis üyesidir. Çünkü yerel aktördür. O yereldedir. 24 saat orada yaşar. Orada yatar, orada kalkar. Kimin cenazesi var, kimin düğünü var, kimin askeri var, kimin hastası var, kimin başında bela var, musibet var, belediye başkanı bilir. Bizim belediye başkanlarımız halka nüfuz etti. İktidarın belediye başkanları güç zehirlenmesiyle halktan süratle uzaklaştı. Dilleri, tavırları, giyimleri, kuşamları, ailelerinin yaşantısı insanları irite etti. Yolsuzluk iddiaları, talan, israf çok sayıda, çok sayıda olumsuzluğun altına imza attılar. Onlarla anıldılar. Şimdi farklı bir uygulama, hatta şunu bir tespit olarak da söyleyeyim, bir itiraf da kabul edebilirsiniz. Biz daha önce iktidar belediye başkanlarının yaptıklarını yapamıyorduk. Şu anda bizim önererek yaptığını söylediğimiz uygulamaları onlar bizden daha önce yapıyordu. Ama güç bozar, mutlak güç mutlak bozdu. O yapıyı bozdu. Onların yerine biz geldik. Biz o açığı kapattık. Halk bize yöneldi. Bize dokunmayan, bize gelmeyen, bizi dinlemeyen, bize inanmayan, bizi öcü zanneden varoşlar şimdi bize geldi, bize sarılıyor, bizden hizmet istiyor, bize güven duyuyor. Bizim de fevkalade kalbi güzel, insanları seven insanlar olduğumuzu gördüler. İletişim, gönül bağı kuruldu. Bu son derece önemli. Peki 2028 ne diyorsunuz? Bu bir iktidar yürüyüşü mü CHP için? Elbette, elbette. Yani siz büyük bir güç elde etmişsiniz. Yerel iktidarsınız. Moral, motivasyon pik yapmış. Kendinize özgüveniniz artmış. Bu muazzam bir şey. Bu market raflarında satılmıyor. İşte seçim zaferleri kazanacaksınız. Benim rüştümü, benim söylemlerim, sizin yaptığınız programlar ya da gazetelerde yer alan bana uygun dolu röportajlar ya da reklamlar değil. Halk sandıktan rüştüm, bu adamın, bu başkanın rüştü budur dedi. Ya da diğer başkanlar. Bu son derece değerlidir. Bunu neden genel iktidara taşımayalım? Zaten yerelde başarılı oldular. 2028 yılında vatandaşa şunu dedirtebilirsek, bakın 2019'dan beri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları güzel hizmetler yaptı. Halkın hassasiyetlerini gördü. Onların dertlerine çare oldu. Neden genel iktidarı vermeyelim? Artık onlar yönetsin ekonomiyi, onlar yönetsin milli eğitimi, onlar yönetsin
Türkiye'nin dış politikasını deme noktasına getirmek şu anda bizim elimizde. Bunu yapabiliriz. Eğer yeni seçilen belediye başkanları başarılı bir süreç yaşarsa, bizler mevcut toplum tarafından kabul görmüş belediye başkanları bu durumlarımızı tahkim edersek, zenginleştirirsek 2028 yılında iktidar kaçınılmaz olur.